ediliyor. Peki tekrar başta döndüğümüz konuya gelelim. Başta bahsettiğimiz daha doğrusu. Zamlar demiştik. Ardı ardına zamlar yapıldı. O zamlardan biri de yeni yıla girdikten sonra Marmara'ya geldi. Marmara'ya %36 oranında zam yapıldı. Ancak bu zammın ardından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bir açıklama yaptı ve dedi ki bizim itirazımıza rağmen bu zam İBB tarafından yapılmıştır, hukuksuzdur, yargıya ona başvuracağız dedi. Yeni yılda elektrik, doğalgaz köprülere yapılan zamların ardından 1 Ocağı 2 Ocağı bağlayan gece Marmaray ücreti de arttırıldı. Marmaray'ı kullananlar bilet fiyatlarının %36 oranında arttırıldığını gördü. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Şerhli olarak. Şerhli bizde 28. Şerhli olarak kabul ediyoruz. Bunu bir daha söyleyelim. Zammın ardından hem Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü hem de Marmaray Yönetimi açıklama yayınladı. Zammın sorumluluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne atıldı. Zam oranları iktidar kanadının oy çoğunluğuna sahip olduğu Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından belirleniyor. Son toplantıda İstanbul'da toplu ulaşımın tamamına %36 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Karar oy birliğiyle alındı. Yani çoğunlukta olan bakanlık bürokratları da karara imza attı. Ancak evet oyu verdikleri karara sözlü şerh koydu. Oy birliğiyle kabul edildi ama bazı şartlar var. Sayın mı? Yok, şöyle şerhli olarak kabul ettiğiniz için onun hukuki olarak şeyini yorumlarsın. Marmaray zammı sonrasında yapılan açıklamada da bu şerh hatırlatıldı. Zamlı tarifenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hukuksuz şekilde yürürlüğe konulduğu savunuldu. Hukuki yollara başvurulacağı ifade edildi. Yanıt İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sözcüsü Murat Ongun'dan geldi. Ongun, çok samimiyseniz ulaşımı bedava yapın, elinizi tutan yok dedi. Devlet dedikodu yapmaz. UKOME kararında imzalar mevcut. Son günlerde bazı kamu kurumlarımızın tavrıyla troll hesaplar arasında fark göremiyoruz. Devlet kurumları trolleşemez. %125 zamlı elektrik kullanacak TCD'de çok samimi ise ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok. Yeni yılla Marmaray'da %36'lık zamla ulaşıma devam edilecek. Yeni tarifeye göre en yüksek ücret tam bilette 8 lira 91 kuruştan 12 lira 12 kuruşa, öğrenci bileti de 4 lira 3 kuruştan 5 lira 48 kuruşa yükseldi. Bu konuyu konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi İBB sözcüsü Sayın Tarık Balyalı ile. Sayın Balyalı, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum, iyi yıllar diliyorum. Teşekkür ediyoruz, sizlere de iyi yıllar. Şimdi biraz yani zamın ardından ilginç bir durum oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları haberimizde de aktardık. Bir açıklama yayınladı. Kısaca tekrar edeyim. Zamlı tarife İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuzun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulmuştur dedi. Sayın Murat Ongun gerçi bir yanıt verdi. Şimdi aslında konuşmaya başlamadan bir hatırlatma yapmak gerekiyor. Seçimlerin ardından UKOME'nin yapısı değiştirilmişti. Dolayısıyla hükümetin oyu daha ağırlıklı, iktidarın oyu daha ağırlıklı. Bunu da nereden biliyoruz? Taksilerin çoğaltılmasıyla ilgili kararın 11 kez reddedilmesinden bunu aslında bir örnekle açıklamış olabiliriz. Oy çokluğuyla alınmadı mı bu karar, zam kararı, %36'lık zam kararı? Nasıl alındı, neden böyle bir açıklama yaptı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları? Öncelikle şunu söyleyeyim, popülist bir tavır sergiliyorlar. Yani eğer zamları bu kadar karşılarsa önce kendileri köprülere ve otoyollara yaptıkları zammı geri alsınlar. Ondan sonra konuşalım eğer bu konuda samimilerse. Yani biz Büyükşehir Belediyesi olarak, hatta Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İETT ve 28 iştirak olarak bu ülkenin ekonomi koşullarından herkes kadar etkileniyoruz. Yani bu kurumlar Finlandiya'nın kurumları falan değiller. Bu ülkenin kurumları ve bu ülkenin ekonomik şartlarından da olumsuz şekilde bu kurumlarda Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İETT ve iştiraklerimizde ne yazık ki zarar görüyorlar. Ekonominin kötü yönetilmesi sonucunda zaten arka arkaya gelen zamları da her alanda görüyoruz. Şimdi UKOME'de yapı değişti ama her şeye rağmen UKOME'ye gündem önerilerini Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Büyükşehir Belediye'miz bu konuda
var olan UKOME'den bir önceki UKOME'de yine %36'lık zammı gündeme getirmişti ve UKOME bunu reddetmişti. Sonra 10 gün sonra Sayın Başkan'ın talimatıyla birlikte yeni baştan UKOME toplandı ve %36'lık zam kararını oy birliğiyle aldı. Burada dikkat çekmesi gereken nokta herhalde bu, oy birliğiyle alındı. Sadece iki kurumun bildiğim kadarıyla bir sözlü şerhi vardı ama onlar da böyle biraz siyasi ve popülist tavırlardan kaynaklı. Yoksa bu ülkenin ekonomisinde olan her şeyi biliyorlar. Bir gecede elektriğe %127 zam yapanlar yani herhalde çok fazla konuşacak bir şey bulamazlar diye düşünüyorum. Sayın Balyalı, şöyle yapalım mı daha net, daha açıklayıcı gitmesi açısından. Zam teklifi elbette İstanbul'daki tüm ulaşıma, yani sadece Marmaray diye evet konuşulmuyor. Tüm ulaşıma %36'lık bir zam teklifi getiriliyor. Evet. Ağırlığını iktidar kanadının oluşturduğu UKOME meclisinde oylanıyor, kabul ediliyor oy çokluğuyla ve iki kurumun sözlü şerhi oluyor sadece. Buraya kadar doğru evet anladık, öyle değil mi? Evet. Peki, kesinlikle doğru anladınız. Sözlü şerhin anlamı ne? Yani hukuksuzluk var demek de bu noktaya dikkat çekiliyor çünkü sözlü şerh vardı yani deniyor. Yani hukuksuzluktan kasıtları bence şu, şöyle bir şey söylüyorlar orada. Büyükşehir Belediyesi UKOME'de bunu görüştükten sonra bütün kurumların imzasının alınması ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından da bunu imzalanmış olması evet şartı var. Zannediyorum hukuksuzluktan tavırları bu ama biz bu oyunu daha önce gördük. Nerede gördük? Bin Taksi'nin dönüşümünde gördük. Orada da bazı kurumlar ısrarla aslında UKOME'de alınmış olan kararı imzalamayı geciktirdiler. Süreci geciktirmek için. Burada da sadece bir kurum, bakın Ulaştırma Bakanlığı dahil olmak üzere bütün kurumlar oy birliğiyle geçen bu kararı imzaladılar. İsmini vermek istemedim. Devletimizin sadece bir kurumu bir süreden beri bunu imzalamıyor ve bunu geciktiriyor. Şimdi yılbaşına girdiğimizde sadece bunu söylemek için, yani bu argümanı ortaya sürmek için bence bunu imzalamaktan imtina ediyorlar. Sürekli söylediğimiz bu engellemeler aslında üstü kapalı bir örnek de oluşturuyor bu. Biz aynı şeyi Bin Taksi'de de gördük, burada da görüyoruz. Bu zammın hayata geçmesini engellemek ve yani Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerini de doğal olarak engellenmek için yine bu küçük taktikleri uyguluyorlar. Yoksa oy birliği alınan bir karar iki gün içinde imzalanır ve hayata geçerdi. Çok popülist tavırlar, çok siyasi tavırlar bunlar gerçekten. Devletin kurumlarının da bürokratlarının da bu siyasi ve popülist tavırlara alet olmasında gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. Sonuçta onun da belki altını çizmek gerek. Marmaray Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı oy birliğiyle evet alındı dediğiniz kararda Ulaştırma Bakanlığı'nda onayı ve imzası bulunuyor anladığım kadarıyla. Elbette bir şerhleri var. Sözlü bir şerhlerini orada söylediler. Ama karar oy birliğiyle geçti. Şimdi şöyle, UKOME'nin yapısı çoğunlukla değiştirildi biliyorsunuz. Yani artık çoğunluk hükümetin yönlendirdiği kurumların elinde. Eğer bu konuda gerçekten çok ciddi bir şerhleri olmuş olsaydı bu kararı reddederlerdi. Böyle bir reddetme durumu olabilirdi. Sonuçta 11 kere reddedilen evet bir taksi sayısı teklifi var. Burada da aynı şey olabilirdi diyorsunuz. Kesinlikle olabilirdi ve sonucunda bu zam kararı kabul olmazdı. Ama onlar da biliyorlar ki bu ekonomik şartlarda bu maliyetlerle sistemi sürdürmek gerçekten çok zor. Peki bunun için bir, buyurun. Evet, peki şimdi hukuki yola başvurulacağı söyleniyor. Onun için bu sözlü şerhi özellikle sormuştum. Hukuki yoldan bir sonuç alınma durumu olabilir mi? Sözlü şerhin gerektirdiği ve o sözlü şerhten dolayı atlanmış bir durum söz konusu olabilir mi? Yani biz oy birliği geçsin diye kimsenin elini zorla kaldırmadık. Hı hı. Bu karar oy birliği geçti ve bütün kurum temsilcileri buna oy birliğiyle evet oyu verdiler. Şimdi oy birliğiyle geçmiş olan bir kararın nesini hukuka taşıyacaklar, ben onu anlamıyorum. Hı hı. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Balyalı. Netleştirmek istedik. Çünkü yapılan açıklamada sanki büyük itirazlarla sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararıyla imza atılmadan hayata geçirilmiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ama anladığımız kadarıyla ki zaten UKOME'de ağırlık iktidarda. Dolayısıyla Ulaştırma Bakanlığı dahil burada, sözlü yani şerh haricinde onay var. Söyleyebilirim. Şöyle itirazlar geliyor. İşte Marmaray Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı ve onun tarifesini niye Büyükşehir Belediyesi'de UKOME belirliyor diye. UKOME yönetmeliği belli. Kent içindeki bütün ulaşıma ilişkin olarak tarifeleri UKOME belirliyor.
Marmaray'da İstanbul içerisinde seferlerini yaptığı için onu da hukuki belirliyor. Yani sadece teknik ve hukuki gerekçelerle hukuki tarafından belirlenen bir tarifle karşı karşıyayız burada. Peki. Sayın Bağlayalı, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız açıklamalarınız için. Kolay gelsin. Devam edelim. Metropol'ün bir anketiyle devam edeceğiz. Son anketine